Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi Akreditasyon saçmalı. Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşadığımız şu günlerde ülkeyi yönetenler saçma sapan bir akreditasyon uygulamasında ayak diretiyor. İşi o kadar ileri götürdüler ki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında CHP milletvekillerini dahi Anıtkabir'deki törenlere almadılar. CHP Ordu milletvekili Seyit Torun video çekerek başına gelenleri sosyal medyadaki izleyenleriyle paylaştı. Öğrendim ki 30 Ağustos törenine katılmak için anıt Anıtkabir'e giden başka CHP milletvekilleri de aynı akıbetle karşılaşmış. Ana muhalefet partisi lideri olarak protokolde yeri olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dahi akreditasyon kartıyla Anıtkabir'e girebilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Milletin oyuyla seçilmiş milletvekili olmuşsunuz, 85 milyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil eden 600 kişiden birisiniz. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren büyük zaferin yıl dönümünde o zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına gidiyorsunuz ve Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde olduğunu söyleyen bir polis listede adınız yok giremezsiniz diyerek sizi oraya almıyor. İşinize gelince milli irade deyip duracaksınız, gelmeyince de sadece bir polis memuru dikerek milli iradeyi kapıda bırakacaksınız. Nerede görülmüş? sorumlusu sadece iktidar değil bu olaylar neden bu kadar kolay yaşanıyor biliyor musunuz? Muhalefetin özellikle de CHP'nin ürkek korkak tavırlarından. Bir polis memuru CHP milletvekillerini anıt kabire sokmayınca başta grup başkanı Özgür Özel olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün CHP grubu o sabah anıt kabirin kapısına yığılsa, anıt kabir komutanı o yetmiyorsa kara kuvvetleri komutanını o da yetmiyorsa genelkurmay başkanını oraya çağırsa ve ne hakla kardeşim milli iradeye bunu yapamazsınız dese bakın bir daha tekrarlayabiliyorlar mı? Sadece bu olay mı? Muhalefet her konuda aynı. Bakın motorlu taşıtlar vergisi iktidarın beceriksiz ekonomi politikaları nedeniyle halktan ikinci defa tahsil edilecek. CHP ilgili yasal düzenleme iptal edilsin diye anayasa mahkemesine başvurdu. MTV'nin son ödeme tarihi de 7 Eylül'e ertelendi. İnsanlar AYM kararını bekliyor. Muhalefet temsilcileri sosyal medyada mesaj paylaşmakla yetiniyorlar. Oysa kitlesel olarak gidip Anayasa Mahkemesine çağrı yapsalar, hadi onu gözleri yemedi. Bir heyet oluşturup Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çalıp 7 Eylül'den önce bu işi çözseniz, mağduriyetleri önlerseniz deseler ne kaybederler? Bilakis insanlar da muhalefet partileri de kazanır. Bu muhalefet anlayışıyla Cumhur İttifakı daha çok iktidarda kalır. Olması gereken Türkiye'de siyasetin en önemli sorunlarından biri de siyasi partiler yasasıdır. Ülkede gücü ve yetkiyi ele geçiren yöneticiler nasıl o gücü ve yetkiyi sonuna kadar kullanıyorsa, siyasi partilerde de yönetimi ele geçirenler her şeyi belirliyor. Milletvekillerini ve belediye başkanlarını genel merkezler, daha da basitleştirmek gerekirse genel başkanlar, mahalle, ilçe ve il delegelerini ise milletvekili ve belediye başkanları belirliyor haliyle ortaya şöyle bir kısır döngü çıkıyor. Genel başkan, milletvekili ve belediye başkanlarını, milletvekili ve belediye başkanları genel başkanı belirleyip duruyor. Mevcut lider herhangi bir nedenden dolayı bırakmadıkça da bu döngü bir türlü sonlanmıyor. 31 Mart 2024 günü yapılacak yerel seçimlerde de adaylar büyük ihtimalle genel merkezler, daha doğrusu liderler tarafından belirlenecek. Oysa parti içi demokrasinin güçlenmesi, adayların parti tabanlarınca belirlenmesi, o partilerin seçimlerdeki başarının da anahtarı olabilir. HDP ve Yeşil Sol Parti 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında tabanında geniş çaplı bir araştırma yapmış ve bu gerçekle yüzleşmiş. Partinin tabanından yönetimin öz eleştiri yapmasını da gerektirecek çok önemli tespitler gelmiş ve bunlar yaklaşık 3000 sayfalık bir metinde toplanmış. Bu çalışmanın sonunda yerel seçimlerle ilgili önemli bir karar alınmış. HDP, Yeşil Sol Parti, yerel seçimler öncesinde yerelde sandıklar koyarak adaylarını partinin kayıtlı üyelerine belirletecek. Sandıklar bağımsız sivil toplum örgütlerinin denetiminde kurulacak ve sayımlar onların gözetiminde yapılacak. Bu oylamalar sayesinde İstanbul, İzmir, Mersin, Adana gibi illerde CHP'nin adaylarının ortak aday olarak desteklenip desteklenmemesi meselesine de bizzat HDP üyeleri karar verebilir. Bazı durumlarda tabanın yönetimlerden daha akılcı hareket ettiği kesin. İstanbul'un, Adana'nın, Mersin'in, Antalya'nın AK Parti'ye kaptırılmaması için HDP tabanı ortak aday diyebilir. Dilerim HDP bu sınavı geçer ve CHP başta olmak üzere bütün partilere örnek olur abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.